Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Benim ismim Mahmut. Aslen Güney Koreliyim. Size kısaca ben nasıl Müslüman olduğunu, bir de Güney Koreli olarak İTF ile nasıl çalıştığımı anlatmak istiyorum. Sene 2006 ticari maksadıyla Türkiye'ye ilk defa geldim. O zaman tabii ki Müslüman değildim. Gayrimüslim olarak geldim sadece ticari maksadıyla. Bir sene, bir buçuk sene gayet normal, sıkıntısız yaşıyordum. Bir gün bir Kore arkadaşının vasıtasıyla bir Türk arkadaşıyla tanıştım. Bazen Türk kardeşi olduğu için onun mevzu İslam oluyordu, din oluyordu. Bana bazen sual da ediyordu, bazen bilgi de veriyordu. Bir gün bir mevzu geçti. İslam'da tabii o zaman gençim, bekarıyım. Tabii hocam ona göre evlilik gibi şeyleri de meraklıyım. Yani ne olur belki de koleri olmasa da başka bir Türk de olabilir düşünebilirim. Arkadaş olmaz diyor. Ben de şaşırdım. Ney olmaz? Dedi ki İslam'da bir kız, bayan, efendi gayrimüslim ile evlenmez diyor. Çok şaşırdım. İlk defa böyle şey duyuyorum. Yani yaklaşık o zaman 31-32 yaşındayım. Yine de hayatının tecrübe var diye düşündüm. Az buçuk başka dinlerle ilgili, felsefe ilgili kitaplarda okuyordum. Ama ilk defa duydum. Ya evlilik için nasıl bir dinin emir veli var diye merak etmiştim. Çalıştığım ofisteki arkadaşlara sormaya başladım. Ya sizin dininizde öyle şey var mı? Herkese aynı cevap verdi. Tek kişi değildi. Herkesi sormuş. Onlara hepsi aynı cevap verdiler. Evet. Bir Müslüman kızı evlenmek için Müslüman erkek ile evlenebilir. Çok şaşırdım. Herkes aynı cevap. Eğer başka din olsaydı belki kendince göre, o bana göre, sana göre ya da böyle değil mi bir düşünce ifade edebilirdi. Ama ittifakken herkes aynı cevap verdi. O günden sonra İslam hakkında merakım arttı. İnsanlara daha sormuştum. Bazen de kendi çabasıyla araştırmaya başladı. Bazı soruları böyle sormaya başladı. Bir gün hatırlıyorum, iş yerinde biri hanımefendi vardı, sekreteriydi. Telefon ile meşgul olan biri. Ona sordum, efendim sizin dininiz ne? İslam nedir? Çok kısa soru, meraktan sordu. O da bana tebessüm etti, belli cevap verdi. İslam çok güzel dindir. Yine ikinci şok, çok şaşırmıştım. Nasıl bir güzel cevap olabilir? Bazen anlatırken dinin bir olan akide hususunda, inanç hususunda anlatmaya başladı. Ama bir tek cümle, İslam çok güzel dindir dedi. Başka bir yankı yaptı. Daha da araştırmaya başladım. Ama kendimin tercihim, her hayatındaki olan şeyleri kendi tecrübe ederek bir şeyi sadece duyarak değil biraz daha yaşayarak karar veren biriyim. Öylesine kaç gün sonra Ramazan Şerif'i girdi. Dedim ben de deneyeyim dedim. Bu Müslümanların orucu nedir? Malumatı yok. Kendince, canımca işe giderken kahvaltı yapmadan gittim. Ondan sonra etraftaki müşterilere ya da Müslümanlara ben de oruçluyum. Ben de oruçlu deniyorum dedim. Çok sevindiler. Her gece başka bir müşteri beni iftara çağırdı. Bir gün Urfalı yemek, bir gün Karadenizli yemek. Çok bir sofrada Allah'ın lütfundan bulundum. Doğru hatırlıyorsam 27 gün falan kendince tuttum. Ondan sonra arkadaşıma da anlattım. Ben denedim ya. O da çok sevdi. Ya kardeşim seni Müslüman yaptıralım dedi. Eyüp Sultan Camii'ye gel dedi. Benim çalıştığım yeri Şişli Osman Bey. Ama tabii ben ne camiye biliyorum, Eyüp Sultan nedir bilmiyorum. Sen merak etme. Taksiye bin, söyle seni götürür dedi. Orada buluşalım dedi. Çok şimdiki gibi güzel bir havaydı. Taksiye bindim, taksiciye söyledim şoför beye beni Eyüp Sultan Camii'ye götür. Hayda hay gittim. İmam odasında İmam Efendi bana anlatmaya başladı. Kelimeti şehadetini iki kere tekrar ettirdi. Türkçe olarak manasını anlattı. Bana dedi ki, sen şimdi söylediğin şeyini kalbinle tasdik ediyor musun dedi. O zamanın Türkçem şimdiden daha beter. Tasdik kelime bilmiyorum. Ama burada Allah'ın hikmet ya. Ben nasıl şimdi de merak ediyorum. Evet dedim. Öyle başladım bu doğru yolculuğu. Hayatımızda ergenlik zaman olsun, çok fırlanta gibi, çok zor zamanlar, gençlik zamanı vardır. 18-19 zamanlarda benim sualım vardı. O zamana kadar ben o suallarının cevabı bulamamıştım. Birinci soru, ben nereden geldim? İkinci soru, ben öldükten sonra nereye gideceğim? Üçüncü, ben bu hayatında güzel olmak, insan olmak için nasıl yaşamalıyım? O cevabını hiçbir başka dinden ya da herhangi felsefe kitaplarından ya da insanların bir güzel bir yağcı olsa da hiçbiri doğru cevap bulamamıştım. Ha işte o cevabını, bütün ben merak ettiğim konunu İslam içinde var. Zaman geçti biraz ama yine de ben çok cahilim. Çünkü maalesef etrafımızda namazı kılan insan çok azdı. İstanbul'da genelde öyleydi. Ama bir arkadaşım Korece meali bir Kur'an-ı Kerim bana hediye etti. Ben de her işten sonra eve gelip okuyordum. Bir iki ay içerisinde hatim ettim. Sağda bir Arapça Kur'an-ı Kerim aslı yazıyor. Solda Korece meali vardı. Hatim ettim ama sual çıktı. Sualım vardı.
Allah'ım ben bunu okudum ama burada Korece yazıyı ben inanamıyorum dedi. Çünkü çok bozuk dinlerden Kore'de yaşarken yanlış bilgileri çok öğreniyordum. O yönden gönül meyil edemedim. Dedim bu yine de insanın yazı. Sağdaki Kur'an-ı Kerim ise tam orijinal senindir diye hep namazından sonra dua ederdim. Allah'ım ben Kur'an-ı Kerim'i tam doğru okumak istiyorum diye niyazda bulunuyordu. 2 hafta gibi geçti. Benim oturdum tek başına yaşıyordum. 50 metre ötede Bodrum katıda gören küçük bir mescidi vardı. O camiye giderdim. Her seferinde abdest alıp o camiye giderdim. Ama o gün de bir şey olacak ya. Genelde namazı yapraklara bakıp 5 dakika evvel ya da ezan okurken hemen abdest tazeleyip camiye koşuyordum. O gün öyle ki akşam namaza girecektim. Dakika olarak ikindiye yanlış gördüm. 20 dakika önce indim. O zaman ara sıra gördüğüm bir Türk arkadaşı vardı. Müezzinlik yapardı. Çok hoşuma gidiyordu. Böyle küçücük mescidleri var ya, İmam Efendi, sadece İmam Efendi var. Yani müezzinliği halkı yapar. Böyle bir yeriydi. Ben de Allah Allah, ezan-ı şerif okumuyor. Ne oldu diye merak ederken o kardeş de biraz daha erken geldi. Bana yanaştı, selam verdi. Aleyküm selam dedi. Sen Endonezya mısın? Öyle bir mevzu açıldı. Yok ben Güney Koreliyim. Ha Türkçe biliyorsun. Muhabbet ederken o kardeş bana öyle dedi. Namazdan sonra seni bir sohbete götüreyim dedi. Ben de dedim sohbet ne olduğunu bilmiyorum. Hem de adam böyle diyor bana. Benim aracım var. Seni götür getireyim diyor. O zamana kadar bütün İstanbul'daki iş yerindeki arkadaşları her zaman aynı tembihe bulunuyordu. İstanbul'da kimseye güvenme. Bir işi alma, yeme, içme, onlara takip etme. Ama cami ya. Ben de dedim Allah'ım burada sana güveniyorum dedi. O arkadaşına evet dedi. O gün Dolapdere'de Efendi Hazretleri'nin kutsesürü ile Ahmet Dayı diye bir zat vardı. Ali Haydar Efendi kutsesürü'den kalma çok eski müridandan. Onun duasını almış olan, onun himmetinde olan bir yeriydi. Orada Kur'an Elifva okumaya başladı. Ara sıra oradaki bulunan görevli Hoca Efendi, Efendi Hazreti hakkında kutsesürü anlatıyordu. Öyle böyle yavaş yavaş bir işe öğreniyordu. Kuşrun namaz, işran namaz. Bir de önceki yeni Müslüman olduğun zaman yapılmadığın kaza namazı gibi şeyleri de öğrenirdi. Ama namaz kılmaya başladıktan sonra bana böyle bir hal gelmişti. Şimdi düşünüyorum sanki o zaman benim imanım tam kalbime yerlemiştir. Öyle düşünüyorum. Çok farklı haliydi. Çok mutluydum. Hiç kızmazdım. İş yerinde, müşteriyle de her zaman mutluydum. Bir sıkıntı derdi yoktu. Böyle bir ay gibi yaşadım. Ama bir müşteri bana yalan söyledi toplantıda. Çok farklı neticeden dolayı ben zor duruma kaldı. O müşteriye çok kızdım. Bana yalan söylediniz diye ben kızdım. Ondan sonra dedim kendime sitem ettim. Ne oldu da ben kızdım ya diye. Benden o hal gitti. Dedim ondan sonra aklıma geldi. Bana bir çare lazım. Böyle olmaz dedim. O zaman aklıma geldi. Ha ben Efendi Hazretleri'den dersi almalıyım diye düşündüm. Ondan sonra hamdülillah istihareni kıldı, dersini aldım. Onun himmetiyle ilim öğrenme arzu devam arttı. Sonra her şeyi bırakıp medrese gitmek istedim. Ama burada tek başındayım. Nasıl gideyim? Kim beni geçime bakacak merakındayım. Tabii o zaman arkadaşların tavsiyeyle Yavuz Sultan Camii'ye pazar günü sohbetine bulunuyordu. Orada Salahattin Hoca Efendi olması gerek. Orada sohbette bunu söyledi. Kim Allah'ın yoluna, Allah için İlme başlarsa Allah-u Teala onun kefir olur dedi. Ben de ah işte bu dedim. Hem tereddütsüz o günden sonra kararını verdim. Öyle madrasa girdim. Eğitimi başladım. Sene 2010. 34 yaşındaydım. 2014'e kadar okudum. Ondan sonra 2014-15'te tekamül imtihanı kazanıp orada icazet aldım. Ondan sonra Hoca Efendilerin tavsiyeyle Güney Kore'de hizmet eder misin dedi. Bizim yolumuzu teslimat ya. Tabii içimden şey vardı. Öğrenip oraya gidip bir şey yapayım. İnsanlara İslam'ı anlatayım. Ama kimseye söylemedim. Çünkü görev bu. Ben talep ederek alınacak şey değil. Hoca Efendi de böyle buyurdu. Ben de tebessüm ettim. Siz bilirsiniz dedim. O günden sonra Hoca Efendi de beni bu fakiri İTTEP'e yönlendirdi. Öyle İTTEP ile çalışmaya 2015'ten beri bu zamana kadar devam ediyoruz. Güney Kore'de her halükte ne varsa ne ele gelirse insanlara İslam'ı anlatmaya, orada bulunan Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i okutmaya, şeriat okutmaya, Arapça okutmaya, bir de gayri Müslümanların arasında dümdüz, dürüst Müslüman cemaat, Müslüman topluluğu oluşturmaya gayret ediyoruz. Sizi dua buyurun. Selametle kalın. Allah'ın selamıyla yine görüşmek üzere. Selamun aleyküm.